Merhaba arkadaşlar ben Rüştü Hoca. Yeni nesil paragraf denemesiyle karşınızdayım. Bu paragraf denememiz biliyorsunuz Fulleten Paragraf kitabımın sonundaki denemelerden bir tanesi. Tam 12 tane deneme var o kitabın sonunda. Onlardan birini şimdi göreceğiz. Yeni nesil paragraf denemesinden kastımız ne hocam yeni nesil derken? işte çoklu sorular var içerisinde. O çoklu sorulardan bazıları ulaşılabilir. Bazıları değinilmemiştir. Yine akış bozmalar vesaireler de içine katılmış. Daha da önemlisi şıkların birbirine yakın olduğu, kelime oyunlarının olduğu bir denemeden bahsediyoruz. Bakalım nasıl bir denemeyle karşı karşıya kalacağız. Evet soru bir hemen bir yaklaştırayım isterseniz biraz daha. Evet sanki böyle daha hoş oldu gibi. Evet soru de başlayalım. Diyor ki hangisine değinilmemiştir? Olumsuz sorular seçenekle başlanmalı. Anayasanın içerisinde yazıya henüz geçirilmemiş kuralların da bulunacağı. Yazıya henüz geçirilmemiş kurallar değil mi cepte kalsın. Yazılı biçimdeki anayasaların çağdaş bir dönemde yazılmış olabileceği diyor adlandırılabileceği çağdaş dönem. Öf adetlerin teamülü anayasalarda yer aldığı. Tamam. Anayasası yazılı olmayan sınırlı sayıda ülke olduğu, yazılı olmayan sınırlı sayıda ülke. Anayasanın olması için mutlaka bir parçada toplanmış kuralların olması gerektiğine mutlaka bir parçada toplanmış kurallar vurgusu yapılmış. Evet süper. Önce seçenekleri okuyorsunuz. Hani süreyi uzattığıma bakmayın. Konuştuğum için daha iyi anlamanız için şu an biraz daha yayıyorum soruyu. Yoksa çok daha pratik yapılabilir bu işlem. Peki altını çizdiğiniz bazı kavramların. Başlıyoruz. Anayasa teriminin bazı yabancı dillerdeki karşılığı olan ve ilk harfi büyük yazılan sözcüklerin temelindeki kavramlar daha geniş anlam taşırlar. Ve Türkçe'de bu kavramlar ana kuruluş terimiyle karşılanabilirler. Tamam. Buraya kadar herhangi bir şey yakalayamıyoruz. Bundan bir toplumun siyasi ve hukuki temeline ilgili yazılı veya yazısız ana hukuk kurallarının bütünü anlaşılır. Dolayısıyla bir ana kuruluştan söz edebilmek için bu kuralların belli ve tek bir metinde toplanmış olması gerekmez. Bu kurallar değişik yasalarda yer alabildikleri gibi yasalar halinde derlenmiş de olabilirler. Şimdi bir parçada toplanmış olabilirler. Yani şu kısım aslında Hatta dur bakayım tam şurası değil mi? Toplanmış olması gerekmez. Edirne'yi çok rahat bana söyledi. Eminim oradan seslendiniz hocam. Geçtik o metne diye değil mi? Burası Edirne. Bu kurallar değişik yasalarda yer alabildikleri gibi yasalar halinde derlenmemiş bile olabilirler. Ana kuruluş kısmen ya da büyük çapta yazılı olmayan hukuk kurallarından, örf adetlerden, teamüllerden oluşabilir. Bakın şimdi kelime oyununa dikkat. Ben demişim ki Ceyhan'da örf adetlerin teamüllük anayasalarda yer aldığına... Örf adetler bu anayasa türünde yer alır demişim. Cümleye dikkat örf ve adetlerden, teamüllerden oluşabilir. Alakası yok. Ama muhteşem bir kelime oyunu. Yani Ceyhan'ın ta kendisi gibi duruyor ama değil. Devam ediyorum. Bu durumdaki bir ülkenin yazılı ve tek metin halinde bir anayasası bulunmasa bile yazılı ya da yazısız hukuk kaynaklarından oluşan bir ana kuruluşu geniş anlamıyla bir anayasası vardır. Tamam demek ki yazılı olmayanlar da bulunabiliyormuş hala değil mi? Yazısız hukuk kaynakları dediğine göre. Bu nedenle anayasalar teamülü ve yazılı olmak üzere. Ha teamülü yani yazılı ve yazılı olmayan şeklinde Adana yine güçlendirmiş olduk iki gruba ayrılır. Modern çağda anayasacılık hareketleri genellikle ha, çağdaş bir dönemde de yazılmış olabileceği, adlandırılabileceği vurgusu var. Bu da tamam. Genellikle yazılı bir anayasanın yapılması şeklinde belirmekte. Teamülü anayasa çok ender ve hemen hemen bir tek ülkeye özgü. Teamülü yani yazılı olmayan. Hani teamülü ve yazılı dedik ya. Hocam kelime anlamını bilmesen dahi yazılı ve yazılı olmayan anlamı çok rahat bu cümleden çıkıyor zaten. Doğal olarak <laughs> döndüm derse Eden'i de bulduk. Ceyhan yerinde. Muhteşem bir kelime oyunu. Harika bir soru. Onu söyleyeyim. Çok kalite kokan bir soru. Harika. Devam. Bu parçadan hangisine ulaşılabilir? Şimdi bu bir çoklu soru gördüğünüz üzere değil mi? Birinci sorumuz burada. 2 sorumuz burada. Olumsuz sorular önce çözülmeli. Burada sırayı zaten verdiğim için bunu söylemedim ama tam zamanı. Eğer birini soru ikinci soru olsaydı iki ile başlayacaktım. Çoklu sorularda olumsuz soruyu önce çözmelisiniz ki soruyu iyice irdelemiş olasınız. Şu an bu metne hakimiz. Bir daha okumamıza gerek yok bu soru için. Neden? Çünkü önce olumsuz soruyu çözdük. Hangisine ulaşılabilir? Artık biz buradan çıkaracağımız yargıya gideceğiz. Ülkeler anayasalarının yazılı ya da yazısız olmaları konusunda... Birbirlerini örnek aldılar. Eyvallah. Buna ulaşamıyoruz. Alakası yok örnek almakla. Anayasaların örf, adet ve tahammüllerden donatılması. Anayasayı güçlü. Tamam abi bunu da geçtim zaten. Tamam. Anayasanın bir metin biçiminde toplanması için kuralları uygulanmış olması gerekir. Ne alakadır bu Allah aşkına? Ülkelerin yazıya geçirmiş olsun ya da olmasın bir anayasaları bulunmaktadır. Evet. Yazılı anayası da var. Yazısız anayası da var. Gayet net. Konuşabilirsem gayet net. Peki hocam devam ediyoruz. Evet akış bozma katmışım. Peki hadi aradan çıksın bu da. Yapacağımız şey devam niteliği taşıyan bir ifadeyi seçmemek olacak. 1855 yılında Paris'teki Doğa Bilimleri Müzesi'nde dünyadaki ilk antropoloji kürsüsünü kuran vesaire 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 tanımlıyordu. Paris'te bir antro, antropoloji laboratuvarı, bir antropoloji okulu ve bir de devam. Ama o dönemde antropoloji devam. Neredeyiz, dörtteyiz. Zamanla kıta Avrupa'sında antropolojinin bu yönleri geç. Yakın bir geçmişte Anglo-Sakson etkisiyle antropoloji harika bir giriş mükemmel bir ton. Doğru cevap kesinlikle Edirne olacak. Hızla geçtim. Evet, devam ediyoruz. Hangisine ulaşabilir Yeni nesil sorulardan harika bir görüntü daha. <laughs> Bakalım neler olacak? Numaralı cümlelerden hangisine ulaşılabilir diyor. Hemen bakalım olumsuz yargı gibi çözülebilir ulaşılabilir yargıları yine. Ülkeler arpı değiştirme yönünde çalışmalar yapmış. Arpı değiştirme yönünde süslü gösterişte arpların yapılması. Arpın o dönemde gündeme gelmesini sağlamış. Gündeme gelme. Arp Rönesans dönemindeki yoğun bilimsel gelişmelerden dolayı gözden düştü. Tamam bilimsel gelişmelerden dolayı gözden düşmüş. Tamamdır hocam dördüncü soru tam gaz devam. Biçimin orta çağda Avrupa ulaşılabilir arıyoruz dikkat. Avrupa'da kazanmış olan üçgen biçimli arpın kökeni kelt arpı denilen köşeli arptır. 8. ya da 9. yüzyılda kullanılmaya başlayan bu arp 3 bölümden oluşur. Ses kutusu, tel burgularının bulunduğu konsol ve bu iki parçayı birbirine bağlayan sütun. Tamam hocam. Orta çağda üçgen biçimli arp büyük ilgi gördü. Çalgı, bemollü ve diyez, e, diyezli konuşabilirsem sesleri veremediğinden Rönesans'ta gözden düştü. Bakın gözden düşmek var da Şimdi bilimsel gelişmelerden dolayı diyor. Burada ne diyor? Bilmem ne seslerini veremediğinden diyor. Yani buna ulaşamıyorsun. Kelime oyunundan kastığımız bu işte. Öğrenci diyor ki hocam gözden düştü gözden düştü. Çat 3'ü alıyor bir kere. Bismillahirrahmanirrahim. Buna dikkat etmelisin. Bu çok güzel bir oyun. Sınavda zaten bu yüzden yanlış yapıyoruz. Devam ediyoruz. Ne diyor? Trollü alp yapımcıları 1960'ta tellerin boyunu yarım ton daha tez vererek ölçü kısaltmayı sağlayan. Ben şunu anlıyorum bakın. Üçgen biçimlerden bahsetti. 8. 9. yüzyıldaki bir değişiklikten bahsetti. 1660'da yani 17. yüzyıldaki bir değişiklikten bahsetti. Kısacası ülkeler arpa değiştirme yönünde çalışmalar yapıyorlar. Bir kesin ulaşabiliyorum. İkiye bakalım neydi? Süslü gösterişli ARP'ın yapılması arpın gündeme gelmesini sağlamıştı diyor. Şöyle bir göz atıyorum. Süsten gösterişten hiç ama hiç neredeyse bahsedilmemiş. Doğru cevap kesinlikle Adana olacak. Çok net. Nasıl çözdüğünüz çok önemli. Soruya nasıl baktığınız çok önemli. Geldik 5. soruya. 5 yazıyor yukarıda. Hemen bakalım 5'e. Hangisine ulaşılamaz? Hangisi söylenemez? İkisi de olumsuz yargı sorusu. Ben şu soruyla başlayayım. Biraz daha irdeleyeceğim çünkü şıklar üzerinden gideceğim de. Sonrasında hemen Paragrafta anlatım sorusuna bakarız. Hangisine ulaşılamaz? Arsenikteki bakırın nikel ve kalayla birlikte olmadığı durumlar da var. Nikel, kalayla, nikel ve kalayla birlikte olmadığı durumlar. Oksitin aralaştırılması için bir maddeye, oksitin aralaştırılması için bir maddeye ihtiyaç var. Arseniği birçok özelliğine fosforda da rastlanabilir. Tamam süper fosforda da rastlanabilir. Özellikleri bakımından arsenik tam olarak bir metal özelliği göstermez. Tamam. Romboedrik biçimli altrop Alotrop. En çok tercih edilen alotrop türüdür. En çok tercih edilen alotrop türü. Tamam. Başlıyorum. Seçenekleri aldım. Az çok aklımda arkadaşlar. Şimdi de seçenekleri şıklarda bulmaya çalışacağız. Ne diyor? Ulaşılamazı arıyoruz. Ulaşılamazı arıyoruz. Aman dikkat arkadaşlar. Önemli bu. Metal ve ametaller arasında ara özellikler taşıyan arsenik. Fosforla birçok yönden benzerlikler gösterir. Şimdi neredeyiz hocam? Fosfor değil mi? Fosfor, Ceyhan ve bir metal. Tam bir metal özelliği göstermiyor. Çünkü metal ve ametal arasındaymış. Ceyhan ve Deniz daha ilk seçenekten gitti. Ve birçok alotropu bulunan bir katıdır. Alotoplarına göre olarak, şimdi ne diyor örnek olarak şunlar verilebilir. Gri ya da metal arsenik. Romboetrik biçimli en yaygın tür. Hmm. biçimli en yaygın tür. Demek ki en çok tercih edilen midir? Bismillah. Şimdi dur hocam. Kelime oyununun paşası kelime oyununun babası var karşınızda şimdi en yaygın tür bu yani doğada bulunuyor ya herhangi metalden fosfordan bir maddeden bahsediyoruz. Hani bu bir araba markası değil ki en yaygınsa hocam en çok o tercih edilmiştir desek ya doğada bulunan bir şeyden bahsediyoruz doğada yaygın bulunması insanların onu seçtiği anlamına mı gelir? Mümkün değil değil mi? Tercih edildiği anlamına gelir mi? Gelmez. Ama yeryüzünün, yeryüzünün görüp görebileceğiniz en harika kelime oyunu. Daha ötesi bence yazılmadı yazılmayacaktır hocam. Muhteşem bir kelime oyunu bu. Yaygınsa çok tercih ediliyordur. Ancak bir masadan sıradan bahsedilirken, bir arabadan evden okuldan bahsedilirken olabilir. Değil mi? Doğadaki bir candan bahsediyorken çok yaygın olması, insanların onu çok tercih ettiği anlamına gelmemeli muhteşem bir kelime oyunu uyum hocam burası çok önemli Edirne biraz beklesin belki de Edirne değil cevap belki de bir yerde rastlayacağız ısladında vesaire vesaire ama başta cevherleri birer arsenik sülfür olan turuncu realgar ile limon sarısı orpiment metal arsenüller ve mispikel gibi arseno vesairelerdir. Bu elementte çoğu kez bakıra nikel ve kalayla birlikte rastlanır. Bakın yeryüzünün ikinci belki de en harika kelime oyunu. Bu yüzden yanlış yapıyoruz. Fulleten paragrafta zorlanma nedenimiz işte bu tarz sorular arkadaşlar. diyor. Diyor ki çoğu kez bakıra nikel ve kalayla birlikte rastlanır. Yani nikel ve kalayla birlikte rastlanmadığı olmadığı durumlarda var demek ki. Çoğu kez birlikte rastlıyorsak birlikte olmadığı durumlarda var. Bir kesin yargı sorusu çözüyoruz adeta. Adeta bir kesin yargıya ulaşma sorusu çözüyoruz. Bir soru ancak bu kadar zor olabilir. Bir soru ancak bu kadar güzel kelime oyunlarıyla süslenebilir. Devam ediyoruz. Bu metallerin özütlenmesi sırasında oluşan duman tozları toplanarak işlenir. Ham ürün arsenik oluşumunu önlemek için galen eşliğinde süblimleşerek oksit arılaştırılır. Oksitin arılaştırılması var. Bir maddeye ihtiyaç duyuyor muyuz? Evet galen eşliğinde süblimleştirmek. Doğal olarak Bursa'da gitti. Edirne cepte. Ben sana söyleyeyim bunu doğru yapan öğrenci artık ÖSYM'nin soracağı hiçbir soruda sıkıntı yaşamaz hocam. Hani bu mümkün değil ya. Hocam ben yaptım ama hala yanlış yapıyorum. Mümkün değil. Şimdi hocam bu sorularda süre tutmayınız. Ne olursa olsun bakın Tek tek açıklayarak gidiyorum. Lütfen siz de süre tutmayın. Anlayarak çözmeye hemen şöyle seri tabii hızlı çözmeye çalışın ama süre şu anlamda tutmayın. Normalde böyle 35-40 saniyelik bir soru değil bu. Rahat 1-1,5 bir, bir dakikanızı alacak bir soru. Kelime oyunlarını 3-5 soruda yapacağınız hatalarla kazanacaksınız. Yani yanlış yaptığınız zaman cevaba bir dön bak bakalım. Edirne'de neden Edirne bir araştır en yaygın tür bir metalden ametalden bahsediyoruz ya. Bunun tercih edilme lüksü olabilir mi? En çok tercih edilen ne alaka? Şimdi döndüm tekrar. Ulaşılamaz da yani bir anlamda değinilmemiştirle. Ben zaten metni irdeledim. Paragrafta anlatımla ilgili bir soru bu. Bakın anlatımıyla ilgili söylenemez diyor. Daha seri gidebiliriz. Örneklemeden yararlanmıştır. Evet Şimdi fosforda da rastlanabilir diyor. Yani karşılaştırma yaparken aslında bir de fosfor örneğini vermiş oldu değil mi? Bakın metne artık bakmıyorum arkadaşlar. Sizin de bu soruyu bu şekilde götürmeniz gerekir. Çoklu soruları böyle çözerseniz yol alırsınız. Ondan sonra hocam nasıl bu kadar hızlı çözüyoruz? Mantığını bilmelisiniz. Taktik bilmek dedim mi? en önemli şey bu. Soru ne olursa olsun yeni nesilmiş yok bilmem bırak Allah'ını seversen. Sorunun mantığı ortada. Ben şu kısımda zaten soruyu irdeledim. Şurada hatırlayamayacağım bir şık olursa metne döneceğim. Ama onun dışında bakar bakmaz görebileceğim bazı seçenekler mutlaka yer alır. Niteleyici sözcükler evet vardı zaten. Hani gri arsenik falan gibi ya da gri ya da metal arsenik falan gibi ifadeler vardı. Hemen bunları aldık. Okurken bunlara dikkat etmelisiniz. Yinelemelere yer verilmiş. ikileme kullanılmış. Hocam aynı şey değil mi? Asla. Yinelemeler. Birden fazla tekrar istiyoruz. İkileme var mıydı? Bakın bunu hatırlamıyoruz. Hemen metni şöyle bir göz atıp ikileme arıyorum. Aynı sözcük tekrarını arıyorum. Süper. Arsene'ye hemen hemen... Bakın gözüm bunu aradı gördü. İkileme, yinelemeler yok. Hemen hemenden bir tane daha olsaydı yinelemelere yer verilmiştir diyebilirdik. Aynı sözcüğün tekrarına birkaç defa rastlamış olsaydık yinelemeler olabilirdi. Oysa burada kullanılmamış. Peki hocam bitiyor denememiz. Çok önemli sorular, çok güzel soru tarzları. Ne diyor? Cümlelerle ilgili değerlendirmelerden hangisi yanlıştır? Seçenek seçerek gitmelisiniz. Mesela şunu yapmalısınız bu soruda. Şimdi biz ne demiştik arkadaşlar? Yanlıştır, değinilmemiştir, çıkarılamazlar da. Özellikle cümle incelemelerde mutlaka Edirne ile başlayın. Cevap Adana dahi olsa. Tamam lütfen. Değinilmemiştir de ulaşılamaz da da hepsinde de aslında aynı şeyi yapıyoruz. Ama onlarda zaten seçenekleri okuyup metne geçtiğimiz için artık sıra takibine gerek kalmıyor. Ama cümle incelemelerinde mutlaka Edirne ile başlamak süper hız kazandıracaksa kamera sakin ol. E haydi devam ediyoruz arkadaşlar. Ne diyor yeni nesil denemede Edirne. Altıncı cümlede eylem bir amaç sonuç bağıntısı içerisinde verilmiş. Bismillahirrahmanirrahim hocam. Bakalım altıncı cümleye nerededir? Şuradadır. Söz konusu hastalık çiçek virüsünü saklamak amacıyla bir düveye geçirildi. Evet bu çok doğru bir bağıntı. Çok net bir seçenek. Sekizinci cümlede ifade edilen durumun sadece bir kişi tarafından yapılabileceği söylenmiştir. Bakalım. Tekrar ediyorum. Fulleten paragraftan çözüyoruz. Her kelime oyunu var soruda dikkat. Bir hastalığa karşı aynı hastalığın ürünlerinden aşılanarak bağışıklık sağlanması ancak pastörün çalışmaları sonucunda gerçekleşti. Bismillahirrahmanirrahim. Yeryüzünün en önemli kelime oyunlarından bir tanesiyle daha karşı karşıyayız. Böyle bir şey yok ya. Vallahi böyle bir şey yok. Abi bu kitap bitmeli. Vallahi billahi benim şu an alı çözesim geldi kitabı. Bitmeli bu kitap. Bakın ne diyor. Sadece bir kişi tarafından yapılabileceği söyleniyor. Cümle ne? Cümlede ne diyor hocam? Pastörün çalışmaları sonrası. Ya bunu sen de yapabilirsin hocam. Sen de yapabilirsin. Bu cümleden ne çıkıyor? Pastörün çalışmalarıyla olmuş. Yani sadece bir kişinin yapabileceği nerede Allah aşkına? Nerede hocam? Ondan sonra yok cevap anahtarı da sıkıntı olabilir. Yok sıkıntı bakıntı. Sen böyle gideceksin soruyu böyle çözeceksin ki olayı bitiresin. Şimdi ne diyor bak sağlanması bağışıklık sağlanması tamam. Ancak pastörün çalışmaları yani bu olay sadece Ahmet'in çalışmalarıyla oldu. Yani bu cümleden sadece Ahmet yapabilir. Hayır böyle bir telkin yok ki. Bir kişi tarafı sadece pastörün yapabileceği çalışmalar. Hayır böyle bir şey demiyor. Pastörün yaptığı çalışmayla ortaya çıktı diyor. Yani o kadar harika bir kelime oyunu ki. Hocam sen bu soruyu yanlış yapmış olabilirsin. Bu çok normal. Zaten bu soru adeta yanlış yaptığı hazırlanmış. Yani yanlış yapmış olabilirsin. Yalnız yanlış cevabı öğrendikten sonra Denizli biraz kurcalayıp ha burada Ahmet yapmış. Burada sadece Ahmet'in yapabileceği. Böyle bir kelime oyunu olamaz deyip soruyu böyle geçmelisin. Diğerlerine bakmıyorum bile ağlayacağız çünkü diğerine bakarsan ağlamak istemiyoruz. Dikkat et, bu parçadaki numaralı cümlelerden hangisini çıkarırsak parçadan kişisel bir yargıyı silmiş oluruz diyor. Şimdi ben Ceyhan Bursa Adana'yı incelemiş olsaydım bu soruyu saniyesinde çözebilirdim. Soruyu yarıda bıraktığım için bunu hızlı çözeceğim diye bu soru için cümleye bakmam gerekecek. Mesela 5'e bakmak zorundayız hemen ne diyor işleme daha o zaman aşı adı verildi diyor dursun yani bu bir e, kişisel yargı değil bir özel yargı değil bir numara bir insana ya da hayvana şırınga edildiğinde hatta ağızdan verildiğinde elde edildiği mikropların yaptığı hastalıklara ve bazı hallerde başka hastalıklara karşı bağışıklık sağlayan mikrop kökenli maddi aşı denir tanım yapmış bunun zaten öznel olması mümkün şu an için değil tanımlar öznel olabilirler ama bu cümle çok bariz e, nesnel 9'a bakalım Mikrobiyoloji kursu pastör kursu bularak vesaire 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 zayıflatmış. İlk kez virüslerle aşılama yoluna açmış oldu. Ve bu durum onun etkileyici bir bilim insanı. Ha etkileyici. Doğru Ceyhan. Özel bir yargı çıkarırsak özel bir yargıyı çıkarmış olacağız. Gayet net. Haydi hocam bitsin artık. Hangilerine ulaşılabilir diyor. Ne diyor? Devirlerin ayrılmasında... Kullanılan malzemelerin birbirine benzerliği önemlidir. Malzemelerin benzerliği yoğutma taş devrinin evrelerini belirlemede. Geçiş dönemlerinin süresi ilk bakılacaklardandır. Geçiş döneminin süresi insanlığın etkinlikleri dönemlerin belirlenmesi etkendir. İnsanlığın etkinlikleri hangisine ulaşılabilir diyor bakalım. Yoğurtma taş terimi 1865'te Lubok tarafından yoğurtma taş aletleri bunu güzel okudum bu arada. Kullanıldığı dönemi belirtmek için ortaya atıldı. Yoğurtma taşın başlangıcı insanoğlunun etkinliğinin bugün bilinen en eski örneklerine denk düşer. Bunlar çakıl taşlarının işlenmesiyle ve hayvan kemiklerinin bilinçli olarak kırılmasıyla elde edilmiş ilkel aletlerdir. Güney Afrika'da ve Afrika'nın doğu kesiminde bu tür aletlere bol miktarda rastlanılmıştır. Yoğurtma taş genellikle 3 evreye ayrılır. Ancak geçiş dönemlerinin çok uzun olması ve çeşitlilik göstermesinden ötürü bunların sınırlarının sınırları kesinlikle belirlenememiştir. Demiştir. Şimdi bak bak ne diyor bak çok uzun olması ve çeşitlilik göstermesinden ötürü bunların sınırları tam olarak belirlenememiş diyor. Şimdi sen ne diyorsun hocam 2 numara yok mu? Ya Allah rızası için. Bana 2 de ne diyor? Yokma taşlarının evrelerinin belirlemede geçiş dönemlerinin süresi ilk bakılacak. Burada ne diyor? Geçiş döneminden dolayı diyor ben diyor sınırını belirleyemedim neden ona bakayım ki? Yani ben geçiş döneminin süresinden dolayı evrelerini belirleyemiyorum diyor burada. <laughs> Haydi ödüm hocam. Hemen döndüm. Ya bu cümle iki numaranın tam tersi tam. Ama sen buna düşüyorsun işte. Kelime oyunu diye buna derler. Aman hocam Allah aşkına iyi ki çözdük. İyi ki çözdük o yanlış olabilir algısını kırdık Allah aşkına dikkat. Devam ediyorum. Alt yontma taş çakıl taşı aletlerin yavaş yavaş enderleşmesiyle ayırt edilir. Şimdi malzemelerin benzerliği falan hiçbir şey yoktu. Ama şunu biliyorum ben. İnsanlar bilinçli olarak bir şeyleri kırmışlar. İnsanlar bir şeyleri yapmışlar değil mi? Bakın çakıl taşların işlenmesi, hayvan kemiklerinin bilinçli olarak kırılması. Yani insan etkinlikleri dönemlerin belirlenmesinde etken olmuş. Mükemmel bir soru olmuş. Harika bir soru olmuş. Aman hocam, aman hocam nazar değmesin sorulara. İki paragraf ayrılacak. Tamam bu soru çok basit artık. Bunları biliyoruz. Anadolu Selçukluları giriş cümlesi. Daha başlangıçta geç bunu da. Moğollara karşı Türklüğü'nün savunucusu oldular. Kim? Geç. Bazı kent geç. Kilikya'da Karamanoğulları Ova ikinci parçaya geç. Saniyemiz almaz. Peki hocam uzattım. Fulleten paragraftan bir deneme çözmüş olduk. Harika kelime oyunları gördük. Daha ne sorular var hocam? Sen bir de testleri çözsen değil mi? Hadi görüşmek üzere bir sonraki videoda.